Evet, 1 Mart 2016 bir bilgisayar kavramları mola videosunu daha çekeceğiz. Fatih Hocam, Bilgisayar Mühendisleri Odası İstanbul Koordinatörü ve bizi kırmayıp ziyaretimize geldiler. Aslında biz 1,5 ay kadar önce gidip bir Hadoop videosu, Hadoop eğitimi vermiştik ve o eğitim sırasında tanışmıştık. Yani ziyarete geldiler diyebiliriz. Bugün çok önemli bir konuyu, Bilgisayar Mühendisleri Odası'nı konuşacağız. Bilgisayar Mühendisleri Odası ne işe yarar ve sektördeki önemi nedir? Aslında bilgisayar mühendisliği okuyan herkesi, sektördeki herkesi ve bilişim dünyası ile ilgili herkesi, siz oradan mezun olun veya olmayın, bir şekilde ilgilendiriyor, bir şekilde temas halinde. 5000 üye var, doğru mu hocam? 5000 üye. Ve bu sektörün büyük bir kısmını kapsıyor ve hızla da artıyor ve giderek yaptırımları da artıyor odanın, gücü de artıyor çünkü sektör giderek dolmak üzere. Bunu çok kişi soruyor, ben tarih mezunuyum, bilişim dünyasında kariyer yapabilir miyim, matematik mezunuyum, fizik mezunuyum. Evet diyoruz, yapabilirsiniz diyoruz ama gelecekte bu işler biraz değişecek gibi, bunların hepsini Fatih Hocam'la konuşacağız. Hocam biraz kendinizden bahseder misiniz? Tabii. Fatih Çiftçi ben. Bilgisayar mühendisiyim. 2005 mezunuyum. Fırat Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği mezunuyum. Daha sonra hemen askerliğe gideyim. Aradan çıkartmak istedim. Çünkü aradan çıkartmak... Siz de sektör hedefleyenlerdensiniz. Tabii, zaten. Aynen öyle. Sektör zaten... hedefinde zaten nokta atış değil mi? Mezuniyet sonra askerlik. Daha önce askerliği kafamda. Zaten ikinci sınıfta ben İstanbul'ları ve Ankara ziyaretlerim oluyordu. Stajlarımı genelde burada yapıyordum. Kafama koymuştum ben piyasada. Yani tabii, zaten şirketlerde soruyor, tecilli veya terhis olmuş olmak değil mi? Askerliğini yapmış kesinlikle olmak önemli bir kriter. Onu da ben söylemiş olacağım. Hani yeni mezun olacak arkadaşlar neleri seçtikten sonra ne yapmaları gerektiğini ona biraz değinirim. Ama ikinci sınıfta İstanbul ve Ankara'da yaptığım ziyaretlerde, stajlarımı da İstanbul ve Ankara'da yapmıştım. Fırat Üniversitesi biraz taşra üniversitesi olma hasebiyle sektörden biraz uzak. Ama yapım gereği biraz hareketli ve sosyal olmam münasebetiyle kafama piyasada ben devam edeceğimi daha 2002'den beri koymuştum. Elazığ'da Fırat Üniversitesi. Tabii, aynen. Biz de bu arada 26-27 Mart'ta Fırat Üniversitesi'nin ACM öğrenci kolu var galiba. Onlar davet ettiler. Orada bir konuşmamız olacak. Çok buradan güzel bir topluluk. Ben internetten takip ettiğim kadar ACM grubu çok güzel bir topluluk. Beni davet ettiler ama kısmet istemiş, ben henüz gitmedim oraya. Siz kabul etmediniz bu davetleri. Yok, estağfurullah. Henüz de gidemedim. İyi. İnşallah bir gün sizi de orada görürüz. Evet. Hatta bana dargınlar. Bizden mezun olmadan rağmen nasıl gelmedi şeklinde. Buradan da video ile birlikte kendilerine selam yollamış olalım. Peki hocam. Evet. Peki sonra mezuniyet sonrası nerede başladın? Mezun başladı? Olduktan sonra Sampaş Belediye Yazılımları üzerine yazılım yapan bir firmada başladım. Evet. Orada 2 yıllık görev aldım. Yazılım mühendisi olarak başladım. Tabii junior, piyasa yeni biliyorsunuz. Ama hedef piyasa ve sektörde bir yerlere gelmekti şeklinde. Hiç akademik tarafım olmadı. Olmuş olsaydı belki sizlerle bir yerlerde bu kesişmiş olurduk. Yani. Gene kesiştik hocam işte. Hiç sektör çok küçük, bir yerlerden mutlaka dokunuyor birilerine. Peki sonra? Daha sonra Sampaş'tan sonra Cybersoft piyasada şu anda bankacılık otomasyonları üzerinde yazılım yapan bir firma. Cybersoft'ta 3 yıl çalıştıktan sonra daha sonra Siemens'e geçtim. Siemens daha sonra Global Siemens'in IT departmanı Fransız kökenli ve dünya olimpiyatlarının IT altyapısını hazırlayan Atos firmasına satıldı. Hmm. 800 milyon euro şeklinde. Dolayısıyla Siemens'te ben bir yıl çalıştıktan sonra daha sonra bizim tamamen Atos'a geçmiş olduk. Orada 2 yıl devam ettim. Yani toplam Siemens ve Atos diyelim birleşiminden. 3 yıl çalıştıktan sonra da Anadolu Sigorta'ya geçmiş oldum. Bu arada bu sektörle ilgili ufak bir tüyo vereyim. Bir insan çok hızlı işi değiştiriyorsa ya çok kötüdür ya çok iyidir. Genelde bizim sektördekiler iyi olduğu için hızlı iş değiştirirler. Çünkü en iyi yükselmek, kariyer ilerlemesi, böyle promote olma diyelim, upgrade olma işi istifa ederek olur. İstifa ettiğinizdeki şeyden biri olur. Ya size daha iyi bir teklif verirler ya da gider daha iyi bir yerde çalışırsınız. Güzel bir noktaya. Fatih Hocam da bu yolu izlemiş anladığım kadarıyla. Evet, aynen öyle. Güzel bir noktaya değindiniz. Şöyle, hani bizim geneldeki ortalamamız hocam 1,5-2 yıl. Evet. Ya da maksimum 3 yıldır aslında. 3 yıla geldikten sonra iş değiştirme... Adetten. Adettendir gibi bir şey oluyor. Yani... Değiştim ya da kötü gözle bakarlar bu adam. CV'nize bakıyorsunuz, işte yavaş yavaş kariyer basamaklarını yükselmeye çalışıyorsun. Firmaların büyüklüğü de artıyor bu şekilde. Böylece Anadolu Sigorta'ya gelmiş olduk. Yine özel sektör, dikkat ettiniz mi? Yani hep özel sektöre devam ediyor. Çünkü bundan sonraki hayatım da hani bir yine bu yolda devam ediyor olacak. Yaklaşık 3 yıl olmak üzere Anadolu Sigorta Genel Müdürlüğü'nde yazılım departmanında
Orada seyirci ve developer olarak devam ediyorum. Yani hayatımı yaklaşık 10 yıldır da hep... Siz Java tarafındasınız o zaman. Tamamen G2E teknolojiler üzerinde ben ekmek kazanıyorum diyebilirim. Aynı öyle. Tamam, onu da soralım o zaman. Ben bunu bilmiyordum. Benim için sürpriz oldu. Java ile ilgili öngörülerinizi, gelecekte neler görmeyi bekliyoruz? Sektördeki önemi nedir? Rakiplerine karşı üstünlükleri nedir? Onu da ben bir soru olarak size sorarım o zaman. Tabii ki sorarız zaten. Evet. Peki gelelim bilgisayar mühendisliğine, bilgisayar mühendisleri odasına. Sizin burasıyla serüveniniz nasıl başladı? Ne oldu? Ne durumdayız? Şu an nereye gidiyor bilgisayar mühendisleri odası? Evet, ondan da biraz giriş yapalım. Yaklaşık bilgisayar mühendisi odası 2012'de kuruldu. Evet, çok yeni kuruldu aslında. Tabii çok uzun yeni. Yıllar odamız niye yok diye bilgisayar mühendisleri soruyorlardı. Elektrik mühendisleri odasının altında bir şey vardı. EMO'ya böyle üye oluyordu insanlar. Aynen öyle. Elektrik mühendisleri odasının altında bir kuruluştu diyebiliriz. Odanın daha altında ne olur? Köşe falan böyle. Aynen öyle. İstanbul Şubesi'ni çok iyi hatırlıyorum hocam ben. Bir masadan ve bir dolaptan ibaretti. Yani biz devraldığımızda. 2012'de kuruldu. EMO'ya bağlıydı. 2012'de tamamen ayrıldı. Burada EMO elektrik mühendisliği odası biraz bize kızgın çünkü oradaki üyelerimizin tamamını bilgisayar mühendisliği odasına geçmiş oldu böylece. Ama doğrusu da o yani. Doğrusu elektrik mühendisliğinde bilgisayar mühendisliğinde ne alakası benim var aslında? Benim kanaatimce geç kalınmış bir hamleydi. Yani ta işte 2002'lerde, 2000'lerde ayrılması ve devam etmesi gereken bir şeydi. Geç oldu ama oldu sonuç itibariyle. 2012'de ayrıldı. Yeni yönetimle devam etti hayatına. 2014'te 2 yılda bir bilgisayar mühendisleri seçimi yapılır. Ha, o da 2 yıllığına yönetimini seçiyor. Aynen hocam. Öyle. Bilgisayar mühendisliği odası yarı resmi bir kurumdur. Bilgisayar mühendisliği üyeleri giderler, 2 yılda bir yeni yönetimi seçerler. İlk seçimde işte atıyorum hani farklı iki kesim diyelim o seçime girdi ve kırmızı dediğimiz demokratlar kazandı ve 2012 Mart ayında demokratlar yeni yönetim olarak devraldılar. Kendileri bir çalışma yaptılar, kendileri kurdular ve odayı bir yere kadar getirdiler. 2014, yani 2 yıl sonra yine Mart seçimlerinde ise yeni iki grup girdi. Bu iki grupla sizin gibi böyle çok takdir ettiğim, sevdiğim bir beyefendi teklif etti. Hani sen de katılır mısın şeklinde. Biraz bu sosyal yönüm, belki sektör, özel sektörde devam edişim, bilemiyorum. Belki hiperaktifliğim, hareketliliğim fayda getireceğini düşündü. Kırmadım kendisini. Seçimlere girdik ve demokratlar kaybetmiş oldu. 2014'te yine Mart ayında yeni yönetim olarak geldik. Yani önümüzdeki iki hafta 13 Mart'ta, 12 Mart'ta genel kurul olacak. 13 Mart'ta da bilgisayar mühendisliği seçimleri olacak. Buradan da duyurmuş olalım. Evet, bu arada odaya üye olup seçime katılmayı düşünenler Ankara'ya gidecekler değil mi? Aynen öyle. İstanbul'da olmuyor seçim. Çok güzel bir noktaya değindiniz. Şu anda bir tane genel merkez var. O da Ankara'da. İstanbul şube. Yavaş yavaş bilgisayar mühendisliği odasından bahsedeyim, tanıtmış olalım. İstanbul'da şube var. İzmir'de şubesi var. Ankara'da genel merkez var. Samsun'da şubemiz var. Antep'te var. Antalya var yani. Antalya var ve Konya var hocam. Atlamadım. Bir de Elazığ var. Bir de Fırat Üniversitesi'nin oraya da kurdunuz bir tane. Hocam biraz soruyor. Olabiliriz Elazığ'a. Peki sonra bu şubelerin fonksiyonu nedir? Biz orasıyla irtibata geçebiliyoruz, üye olabiliyoruz şubelerden değil mi? Aynen öyle. Şöyle diyelim ki Diyarbakır'daki bilgisayar mühendisliği öğrencisi var. Kendisini ifade edebileceği, kendisini geliştirebileceği, hakkını savunabileceği bir topluluk derseniz işte Türkiye Bilişim Derneği olabilir. Türkiye Bilişim Platformu ama bunlar hep İstanbul ve Ankara'da kurulmuş. Evet, biraz doğru. Özel teşebbüsler. Ama sektör orada zaten İstanbul'da, Ankara'da. Aha, çok doğru. Peki Diyarbakır'daki ya da Doğu'daki adam ya da Karadeniz'deki, Karadeniz Katü'deki mezun bilgisayar mühendisliği nereye başvurur bir topluluğa? O da İstanbul'a veya Ankara'ya gidecek. O da İstanbul'a veya Ankara'ya. Trabzon'da bilişim sektörü olmayacak yani aslında. İstanbul'da olmayacak mı? Aslında şubeleşmemizin sebeplerinden bir tanesi de bilgisayar mühendisliği uzaktaki kişilere ulaşmak ve onları kendini ifade edebilecek, geliştirebilecekleri bir ortam hazırlamak. Bilgisayar mühendisliği odalarından bir tanesi de bu. Neler yapılıyor? Mesela atıyorum Karadeniz Teknik Üniversitesi artık İstanbul'a gelmesine gerek yok. Samsun'daki şubemizle iletişime geçer. Samsun@bimo.org.tr, Elazığ için Elazığ@bimo.org.tr mail atar, iletişime geçer ve üye olma talebinde bulunabilir.
Ama evet, üyeliği hala online olamıyoruz galiba. Şimdi üye olmak isteyenler ne yapmalı? Bir defa hangi, kimler üye olabiliyor bir defa? Elektrik mühendisi üye olabiliyor mu? Veya fizik mühendisi, fizik mezunu, yani mezun olan, herhangi bir alandan mezun olup bilişim sektörüne giren birisi üyeliğe başvuru yapabiliyor mu? Yoksa belli bir mezuniyet alanıyla sınırlı mı? Hocam, Türkiye Mimarlar Odası Birliği... Mühendisler Genel Mimarlar Odası Birliği. Aynen öyle. Türkiye Mühendisler ve Mimarlar Odası Birliği Genel Kurulu kararınca bilgisayar mühendisi odasına 6 tane bölüm kayıt olabiliyor. Süper. Hangi bölümler bunlar? Bilgisayar mühendisliği. Tamam, o zaten beklediğimiz bir alan. Bilgisayar bilimleri mühendisliği, bu hangi okulda var bilmiyorum. Bunlar az tabii. Şimdi bilgisayar mühendisliği şöyle bir özelliği var. Her üniversitede var. Her üniversitede açmayan yok ama bazı üniversiteler ilave bazı bölümler açtılar. Hı-hı. Değişik stratejik sebeplerden dolayı. Hem bazı konsantrasyon alanları oluşsun hem de bazı ticari kaygılardan dolayı bunu açanlar oldu. Bilgisayar mühendisleri, bilgisayar bilimleri mühendisliği, bilgisayar ve enformasyon mühendisliği, enformasyon, bilişim sistemleri mühendisliği, kontrol ve bilgisayar mühendisliği ve yazılım mühendisliği. Bu çok güzel oldu. Yazılım mühendisliği zaten şu an ikinci galiba. Bilgisayar mühendisliğinden sonra en fazla yani olan yazılım mühendisliği zannediyorum. Aynen öyle. Ve bu bölümden mezun olan arkadaşlarımız bilgisayar mühendisliği odasına kayıt olabiliyor. Nasıl olabiliyor? Bunun dışındakiler olmuyor değil mi? Mesela aynen, yönetim bilişim sistemlerinden mezun birisi olmuyor. Olmuyor. Bilgisayar matematik, bilgisayar istatistik, bunlar olmuyorlar. Çünkü bununla ilgili çok soru geliyor. O yüzden üstüne basa basa soruyorum. Evet hocam. Bunların dışındaki hiçbir bölümden mezun olan arkadaş maalesef bilgisayar mühendisliği odasından kayıt olamıyor. Atıyorum matematik mühendisleri. Bizim sektördeki en büyük rakiplerimizden bir tanesi. Evet. Belki buraya bilerek girmiş oldum. Evet. Çünkü bilgisayar mühendisi sektörde belki de en fazla farklı branşlardaki kişilerin yaptığı işle... Sektör boş. Sektör boş, fiyatlar ihtiyaç iyi, var. Maaşlar yüksek, insan ihtiyacı var. Öğreniyor, ben, geçiyor. Fizik mühendisi... Bakıp okuyorsunuz, yazılım yazıyor ve beraber çalışıyoruz. Matematik mühendisleri beraber yazılım yapabiliyoruz. Eğitimlerinde de var matematik mühendisleri. Tabii, eğitimde evet, de bilgisayar mühendisliği gibi eğitim almayı hedefliyorlar, eğitim vermeyi hedefliyorlar. Hı-hı. Ama tabii bunun akreditasyonu yok. Şimdi bilgisayar mühendisliğinde şöyle bazı başka akreditasyonları var. Bilgisayar mühendisleri bölüm başkanları toplantısı oluyor. Orada... Her yıl Eşref Adalı. Eşref Hoca'nın oranını buradan almış olalım. Profesör Doktor Eşref Adalı Hocamıza bilgisayar mühendisliğinin kurulmasındaki baş mimar diyelim. Onun selamlarımızı iletmiş olalım. Onun liderliğinde ve başkanlığında da her yıl toplanıyor. Siz... Dolayısıyla eğitim akrediti oluyor. Yani hangi eğitim verilecek, içerik ne olacak, içerikte neler olması lazım, bunlar konuşulabiliyor. Tabii bunun dışında kalan şeylerde, bölümlerde mesela fen fakültesi altında veya hatta işletme altında bakıyorsunuz böyle bölümler kuruluyor. Bu bölümlerin ne kadar mühendislik içerdiği, ne kadar bilişimle ilgili, bilgisayarla ilgili, ders içerdiği ile ilgili ciddi sıkıntılar var. Akredite olamıyor. Odada da demek ki mezun olduktan sonra bu bölümlerle ilgili sıkıntılar olabilir piyasada çalışırken. Şu an bilgisayar mühendisleri odasına üye olmanın veya olmamanın çalıştığınız alan açısından bir etkisi var mı? Bir şirkete girdik, odaya üyeysek bize bir avantaj sağladığı durumlar oluyor mu? Üye değilsek bizi almadığı durumlar olabiliyor mu? Şu anda o seviyede değil açıkçası. Ama şöyle bir durum var. Bilgisayar mühendisliği odası yeni kurulan bir sektör olduğu için, yani yeni kurulan bir oda olduğu için yavaş yavaş bahsettiğimiz konular olacak. Örneğin neler getirdi yakın zamanda? Neler oldu? Neler oldu? Bilgisayar mühendisliği artık şöyle bir yönerge, şöyle bir kanun diyelim geldi geçen önümüzdeki aylar, geçen aylarda. Bilgisayar mühendisi piyasada artık 3000 TL brüt maaştan az çalışamayacak. Evet. Ve bu... Yani birini aldık biz 1000 lira maaş vereyim sana. Olmadı. Gel çalış diyelim. Adam da bilgisayar mühendisi. Suç yani bu. Suç hocam. Bunu firma, tespit ettirirse... Yani bilgisayar mühendisi arkadaşımız bize başvurursa, ki başvuracağı tek merci biziz, işte bilgisayar mühendisinin önemi, odasının önemi burada belli oluyor. Başvuracağı tek yer var, bilgisayar mühendisi odası. Buraya başvurduğunda biz gerçekten denetlemeye gittiğimizde ve bunu tespit edersek o firma suç işliyordur. Firmayı yani, kapatmaya kadar, belki mühürlemeye kadar giden bir süreç. Yani bunun belki önümüzdeki günlerde daha netleşir ne olabileceği. Denetlenebiliyor mu? Hayır, maalesef daha erken diyelim. Ama önümüzdeki dönemlerde çok hızlı bir şekilde yavaş yavaş firmalar denetlemeye başlanacağını söyleyebilirim. Ve hatta belki daha sonrasında bu bölümlerden mezun olmayanlar proje yapamayacaklar, sürece dahil olamayacaklar. Yani işte ilk başlarda az önce çekimden önce de konuştuk, işte diş hekimleri mesela diyelim ki berberler değil mi?
sünnet de yapıyormuş, diş de çekiyormuş, bütün bunları yapabiliyormuş. Sonra ne oldu? Şu an hadi bir berber kartvizit bastırsın, ben diş çekerim diye dağıtsın. Anında onunla ilgili işlem yaparlar. Şimdi bu aynısı belki yazılımla ilgili de uzun vadede olma ihtimali yüksek olan şeyler. Çok bununla ilgili bir ekibimiz kuruldu. Şeyden bahsettiniz, bilgisayar mühendisliği imza yetkisinden bahsetmiş olabilirsiniz. Buna da girmiş olalım. Bilgisayar mühendisliği imza yetkisi neden yok? Yani bilgisayar mühendisliği mezun olduğunda ne yapar? Neden imza yetkisi? Değil çok mi? Soru geliyor. İnşaat mühendislerinin var. Elektrik mühendislerinin var vesaire vesaire. Makine mühendislerinin var. Hatta i̇şte, çoğu yerde o imza olmadan iş yapamıyorsunuz. Aynen öyle. İnşaat mühendisi imzalamadan inşaat yapılamıyor bugün Türkiye'de. Aynen öyle. Çok doğru. Bununla ilgili Ankara'da bir ekip var. Çalıştı. Bir taslak haline geldi ama sunulmadı halen. Çok hızlı bir şekilde yeni yönetimde umarım yani biz kazanırsak kaldığımız yerden devam edeceğiz. İmza yetkisi ne olabilir? Mesela örnek verelim, genç arkadaşlarımız bizi izliyorlarsa da yarın öbür gün mezun olduğunuzda elektrik mühendisleri hiçbir projede hocam imzası olmadı onun elektrik projesi hayata geçemiyor. Yani bu binayı düşünün, bu binadaki elektrik aksamında belki kaç kişinin, kaç tane elektrik mühendisinin imzası var. Bu olarak bir maliyet. Hani, bu aynı zamanda istihdam da doğuruyor. Kesinlikle. Yani mecburum ben mesela diyelim ki yazılım dünyasında yazılımla ilgili imza zorunluluğu getirdiniz. Artık yazılım projesi üreten herkes en az bir tane yazılımla ilgili saydığınız alanlardan mezun birisini, bilgisayar mühendisi olabilir, yazılım mühendisi olabilir, istihdam etmek zorunda. Kesinlikle. Bu fikirler arasında şöyle fikirler olabilir. Hani nasıl imza etkisi olacak? Çünkü bunun bir taslak ya nasıl olabilir? Benim aklıma gelen ve çalışması devam eden taslaklardan bir tanesi de şöyle düşünün. Bizim firma Anadolu Sigorta'yı düşünün. 1000 kişilik bir firma. IT departmanı 100 kişilik bir firma. Evet. IT departmanı. IT departmanı 1100 kişi olan bir firmada en az 25 kişilik bir bilgisayar mühendisi çalışma zorunluluğu getirilebilir. Bu imza etki ve zorunluluk. Ne oldu? Hani ben iş bulamıyorum, edemiyorum, bilgisayar mühendisi olası ne iş yapar diyenler için önümüzdeki dönemlerde böyle bir istihdam gelebilir. Hani bu şu anda bir taslak halinde. Peki başka ne yapılabilir? 10.000 dolarlık, 20.000 dolarlık yazılım projelerinin altında hayata, live'a geçmeden önce muhakkak bir bilgisayar mühendisinin imzası olmak zorunda. Böyle bir kanun. Ya da milyon dolarlık ihaleler var. Tabii bu piyasayı da düzenleyecek. Şöyle düzenleyecek. Adam da şimdi imza atmadan önce tabii imzayı atmak risk. Tabii. Çünkü o proje patlayabilir. Bir sürü yazılım dünyasından biliyoruz. %60'ı piyasada, yazılım piyasasında %60'a kadar varan oranlarda, zaman zaman değişiyor bu oranlar. Amerika'da yapılıyor bu çalışmalar. Projeler hayata geçmeden veya geçtikten ilk bir sene içinde çöpe atılıyor. Yani adamlar geçiyorlar, bir gün iki gün kullanıyorlar. Proje sonra biz bunu kullanamayız deyip atıyorlar. Bu başarısızlık demek. Şimdi buna imza atan bir mühendisin otomatik olarak sorumlu olması. Çünkü kesinlikle. Dünyanın parası var. Adam da kendini sağlam almak için bilgisayar mühendisi olarak imza attık. Ne olacak sonra hapis mi yatacağız böyle başarısız durumlarda? Çünkü bu işin ucunda yazılıma bağlı nükleer başlık var. Yazılıma bağlı hastane otomasyonu var. Adamın kalbi durduğunda ölürse bilgisayar mühendisi sorumlu mu olacak? Sorumlu olacak. İmza atmanın bir sorumluluğu da var. Ama bunun sorumluluğunu da minimize etmek için adam ne yapacak? Ona göre test isteyecek. Ona göre imza atmadan önce yazılımla ilgili bazı sonuçları alabilmeyi isteyecek. Şayet bunları alamazsa imzalama riskine girmez kimse. Dolayısıyla aslında her üretilen yazılımında belli kriterlerden, belli ölçümlerden, belli testlerden geçmesini de piyasaya getirmiş olacak bir yandan. Çok doğru. Düzenleyecektir hocam. Piyasayı bu düzenleyecektir. Nasıl şu andaki elektrik mühendisleri odasının gerçekten bir düzen içerisinde işliyor şu anda. Yani gerçekten işliyor. Ama yazılım dünyası çok dağınık. Hani mesela atıyorum şu anda dernek dediğinizde çok dağınık, kişisel teşebbüslerle kurmuş yerler var. Meetup gibi etkinlikler var ama bir dağınıklık var bilgisayar mühendisliği dünyasında. Bunu umarım yakın dönemde diyelim, yani 3-4 yıllık dönemde daha güzel şekillendirmiş olacağız diye kesmiş edelim. Evet, peki bilgisayar mühendisliği odasına kaydolmak istedik. Bir defa öğrenciler kaydolabiliyor mu okurken? İkincisi, mezun olduktan sonra kayıt için neler gerekiyor? Nasıl kaydolabiliriz? Nereden kaydolabiliriz? Evet hocam. Mezun olmuş arkadaşlar... Öğrenci olamıyor o zaman. Öğrenci oluyor. Oluyor. Öğrenci BMO, öğrencileri BMO genç diyoruz hocam. Ha, onlar mühendis odasına, öğrenci kısmına kaydoluyor. Aynen öyle. Bilgisayar mühendisi odası, bilgisayar mühendisi öğrencilere de hitap ediyor.
her türlü öğrenciye hitap eder. Bir de bilgisayar mühendisliği mezunlarına hitap eder. Öğrencilere BMO genç diyoruz. Peki onlara ne avantaj sunuyorsunuz? Eğitimlere mi katılabiliyorlar? Aynen öyle. Şöyle bilgisayar mühendisliği öğrencileri şunu yapar. Mesela kimlik fotokopisiyle artı öğrenci belgesiyle ve iki fotoğrafla odamıza ücretsiz olarak, bunu altını çizmek istiyorum. Hiç para vermeden? Hiç para vermeden. Birinci sınıfta geldi. Birinci sınıftayken hocam geldi, odamıza geldi, çayını içti, çorbasını içti. Kimlik fotokopisi, öğrenci belgesi artı iki fotoğrafla ücretsiz, altını çiziyorum, kaydolduktan sonra bilgisayar mühendisliğinin her türlü aktivitelerinden, her türlü eğitim, duyuru maillerinden haberdar olabiliyorlar. Özellikle bugünkü programımız öğrencilere yönelik olduğu için ben biraz buradan bahsetmek istiyorum. Şöyle aktivitelerimiz oldu. Bizim çeşitli komisyonlarımız var. Eğitim komisyonu. Eğitim komisyonlarda öğrenci aktif görev almak isterse. Şöyle yapılabilir. Bizim bu yıl yaklaşık bu iki dönemlik dönemimiz boyunca yaklaşık 40 tane eğitim verdik. Üniversitelerde. Hem üniversitelerde hem şubemizde, İstanbul şubemizde. Siz sadece İstanbul'dan bahsediyorsunuz. Ben şu anda sadece İstanbul'dan sorumlu olduğum için İstanbul'dan bahsediyorum. Bir yani, de Ankara bacağı var. 40 eğitim sadece İstanbul'da verildi. Sadece İstanbul'da verildi. 40 tane eğitim sayabilir miyim? Linux eğitim verildi. Linux Administration 1, 2, 3 eğitim verildi. 4 gün boyunca. Yani. Bunu piyasadaki rakamımız burada söylemek istemiyorum. Ama çok ciddi. Dünyanın parası. Çok ciddi. Ve bu gönüllü bir eğitmenimiz var. O gelip verdi. Geçen iki hafta önce Hadoop eğitimi verdi ve siz verdiniz hocam. Evet, yani orada da eğitime katılan en az 10 tane BMO genç eğitim üniversite öğrencisi vardı. Bu bir fırsat. Evet. Yani şu anda tabii ki freelance olarak devam eden eğitimler vardır. Ama odamız Kozyatağı'nda, adresini de söylemiş olalım. İstanbul Anadolu yakasında Kozyatağı metrosunun hemen yanında. Hal var. Hal'in arka tarafı aslında. Aynen öyle diyeyim. Kozyatağı Carrefour. Carrefour'un Hal var. Hemen Hal'in arka hemen arka tarafında. Neler verdi? Scrum eğitimi verildi. Agile eğitimi verildi. Performans eğitimi, database eğitimi, Java eğitimi verildi. Prime eğitimi verildi. Böyle sayabilirim 40 tane eğitimi ve bilgisayar mühendisliği öğrencisi bunların hepsini gelip cumartesi ya da pazar günü ne zamansa Eventbrite'dan biz Meetup gibi bir event düzenliyoruz ve başvuruda bulunuyor. Daha sonra ücretsiz vakti geldiğinde eğitime katılabiliyor. Hepsinden ücretsiz faydalanabiliyor. Başka, biz diyoruz ki, yani bilgisayar mühendisliği odası diyoruz ki, öğrenci çok yazmak mı istiyor, makale mi yazmak istiyor? Atıyorum, branşında kendini ifade etmek istiyor. Gelsin, bizim dergimizde makale yayın. Bilgisayar mühendisliği odasının dergisi var, her ay çıkıyor. Kesinlikle, bunda. Bütün üyelere mi gidiyor? Bizim bilgisayar mühendisliği odamız, tüm üyelere gitmiyor. Yani çünkü bir maliyet söz konusu var. Evet, hani amacımız keşke hani tüm üyelerimize gönderebilmiş olsaydık ama odamızda mevcut, isteyen üyelerimiz gelip alabiliyorlar. Alabiliyorlar. Ama hani 5000 tane üyemiz var. Odamda bir sadece postalasanız ciddi bir maliyet. Çok ciddi bir maliyet. Dergimiz de profesyonel. Basılıyor. Evet, ben gördüm. Biz gerçekten mizafacı ve dizgisi vesairesi çok profesyonel. Ve arka tarafında çok ciddi bir ekip var. Tasarımcısı da profesyonel. Şu anda isim reklam gibi olmasın diye söylemeyelim. Çok ciddi bir gazetenin tasarımcısıyla çalışıyoruz. Evet. Gerçekten profesyonel bir dergi. BMO genç üyelerimiz istedikleri zaman odalarımıza gelirler, dergilerini alabilirler. Ajanda bastırıyoruz, ajanlarını da temin edebilirler. Yani şöyle diyelim, bilgisayar mühendisliği öğrencileri için bilgisayar mühendisliği odası onların sahibi sizsiniz. Biz orada sadece bir idareciyiz. Gelip orayı bir lokal halinde de kullanabilirler. Açık saatleri söyleyelim. Sabah 9 hafta içi, akşam 6, hafta sonunda 13'e kadar açık hocam. Evet, aslında sosyalleşmek için de güzel bir yer. Kesinlikle. Çünkü bunu her seferinde söylüyoruz. Aslında siz eğitim alırken, öğrencilik hayatınız boyunca bundan sonraki hayatınızın sosyal çevresini de şekillendiriyorsunuz. Nerede okuduğunuz, kiminle arkadaşlık yaptığınız bundan 10 yıl, 20 yıl sonra sizin sosyal destek grubunuz olacak. Bir iş aradığınızda alo diyebileceğiniz veya bir iş pozisyonu çıktığında alo düşünür müsün şu pozisyonu diye size teklifi getirecek olan, takıldığınızda bir problemde ya bununla ilgili danışmanlık alacağız, eğitim alacağız, şunu alacağız, nereden alabiliriz diyeceğiniz. Başvurabilirler. Çok mailler geliyor hocam. Ben iş bulamıyorum, nerede bulabilirim? Size de geliyoruz. Ben sizin videolarınızı da takip ettim. Bilgisayar mühendisliğiniz şöyle bir avantajı da var. Biz firmanın anlaşmaya sağlıyoruz ve her yıl şu anda 50 tane öğrencimize staj imkanı bulduk. Önümüzdeki dönemlerde 100-150 tane olacak. BMO genç öğrencileri şu an için İstanbul'da olduğum için istanbul.bimo.org.tr'ye atarlarsa
bir arşiv web sitesi bim.org.tr, İstanbul şubesine ulaşmak için de istanbul@bim.org.tr'ye mail atacak. Aynen öyle. Genel merkeze atmak isterlerse iletişim@bim.org.tr'ye mail atarlarsa CV'lerini biz staj yapmak istiyoruz. Önce üye olsunlar. Daha sonra zaten bizim bir 5000 kişilik bir mail network'ümüz var hocam. Yani aslında bir bilgisayar mühendisliği öğrencisiniz. Bu network'e dahil olması bile çok önemli. Her hafta mail atıyoruz. Şurada şöyle oluyor. Piyasa ile ilgili bilgilendiriyoruz. Yani bazen akademik yönünü de bilgilendirmiş oluyoruz. Bu arkadaşın staj başvurusu oluyor. Belli kriterleri değerlendirdikten sonra bu arkadaş staj imkanı nerede? Reklam gibi olur mu bilmiyorum. Yok, hayır, sonuçta. Atıyorum Anadolu Sigorta'yla anlaşmamız varsa iki tane stajyer oraya. Softtek şu anda piyasadaki en iyi firmalar, yazılım firmalarından bir tanesi. Fintech olabilir, Intertech olabilir. Türk Telekom var. Türk Telekom'da olabilir. Yani şu an örnek verdiğim firmalarla anlaşmamız yok ama hani Softtek'le vardı. Hani kendileri başvurun, kaç tane alır mısınız bize? Okey dedik ve gönderdik. Geçen gün Bayer Softtek'i stajyer göndermiş olduk. Yani kendileri isteseler buralara başvuramayabilir, hatta alamayabilirler. Bilgisayar Mühendisliği Odası bunlara öncülük etmiş oluyor. Tabii bu staj işi böyledir. Sonuçta gönderdiğin stajyere referans oluyorsunuz. Muhakkak. Biz gençlere referans oluyoruz. Referans olmak da sorumluluk ister. O yüzden aslında bilgisayar mühendisliği odasının üstünde bir sorumluluk var. Çünkü gönderdiğiniz kişiyle ilgili problem olursa bir sonraki dönem stajyer alınmayacak. Aynen demektir. Öyle. Belki de kapatırlar. Evet. O şeyi kapatır. Kapıyı kapatır. Dolayısıyla aslında hem sorumluluk almak, o sorumluluğu üstüne almak bilgisayar mühendisliği odası için ciddi bir sorumluluk örneği. Aynı zamanda sizler için de fırsat. Muhakkak. Oraya başvurmak iyi. Evet. Peki. Başka öğrenciler için neler var? Bu kadar mı? Daha ne olsun? Ne dedik? Bir öğrenci için staj dedik. Burs için merak edenler vardır. Maalesef şu an için bir burs desteği söz konusu da değil. Böyle bir yönergemiz de yok. Eğitim dedik değil mi? En önemli şey eğitim dedik. Eğitimlerine katkıda bulunuyoruz. Makale dedik değil mi? Dergimizden makale yazabiliyorlar. Yazabiliyorlar, okuyabiliyorlar. Dergimizin adresini vermem gerekirse dergi.bimo.org.tr. Bunu online de okuyabiliyoruz. Online de okuyabiliyoruz. O zaman herkese ulaşıyor aslında. Aslında herkese ulaşıyor. O anlamda çok 1500 adet bir basım yapıyoruz. Öğrenciler o zaman kayıt oluyorlar. Odanıza kayıt olduktan sonra bütün bu faaliyetlerden ücretsiz faydalanabiliyorlar. Sosyalleşebiliyorlar odanıza gelip. Lokal gibi çayını kahvesini içebiliyor. Geleceğiyle ilgili danışma alabiliyor aynen sizden. Staj imkanına kadar sunuyorsunuz. Peki üniversitelerde acaba temsilcilikleriniz var mı? Bir üniversitede mesela beraber oturup kalkabileceğimiz, bir şeyler sorabileceğimiz, danışabileceğimiz bir arkadaşımız var mı? Var hocam. Biz yaklaşık 15-20 tane üniversiteye konuşmaya gittik. BMO'yu anlatmaya, bilişim kariyer zirveleri yaptık oralarda. Oradaki IEEE öğrenci kolu, tabii ACM öğrenci kolu başkanları ve hatta bilişim kulübü şeklinde öğrenci kulüpleri var çok fazla. Çok fazla davet ediyorlar ve biz katılıyoruz. Kimlerle gidiyoruz? Sevdiğimiz, piyasada çok iyi olan belli bir network'ümüz var. Onları beraber gidiyoruz. Sadece BMO anlatmaya değil, bir de örnek götürüyoruz. Yani piyasada çalışmış iyi yerlerde, iyi maaşlar alan. Tabii bu çok önemli bir şey. Evet. Çünkü mezun olunca ne yapacağını çok bilmiyor. Önemli. Çok soruyorlar bize. Tamam, okeydir. Sanki bizi akademisyen gibi görüyorlar. Hayır, okey, öyle görüyorsanız biz piyasada çok iyi yerlere gelmiş insanları buyurun bir örnek model olarak götürüyoruz. Buyurun anlatın, istediğiniz soruları sorun. Çünkü en çok sorulan soruların tanesi biz ne kadar maaş alacağız? Biz biz iş bulabilecek miyiz gibi sorular çok takılıyoruz. Şu anda maalesef bilgisayar mühendisliği öğrencilerin en çok kafasında olan staj, mezun olduktan sonra nerede iş bulabilirim, CV nasıl doldurulur, nasıl şekillenir, kendimi nasıl ifade edebilirim, hangi işe başvurayım, mezun olunca bir sürü alternatif var çünkü. Aynen öyle, yazılıma mı gideyim, donanıma mı gideyim, DBA'yı mı olayım gibi çok soru işaretleri yaşıyorlar. Bunlara da danışabilirler. Bizim bir eğitim network'ümüz var. Takıldığımız soruları da bunlara yönlendirebiliyoruz. Bu anlamda hani bilgisayar mühendisliği odası sadece hani eğitim demeyelim, bilgisayar mühendisliği öğrencisinin her türlü kafasındaki soru işareti de cevap verebiliyoruz. Temsilciliklerden bahsettiniz hocam. Evet. Gittiğimizde tanışıyoruz ve teklifte bulunuyoruz. Siz bu okulun bilgisayar mühendisliği temsilcisi olabilir misiniz? Hay diyorlar. Herhangi bir resmiyeti yok ama söz üzerinden devam ediyor. Yaklaşık şu anda BMO Genç Lideri dediğimiz bir grubumuz oldu. Her üniversiteden bir temsilci, yaklaşık 14 üniversiteyle bir bağlantımız var. Ve 14 üniversitenin bilişim kulüp başkanlarıyla kontak halindeyiz.
Ama biz isteriz ki 80 üniversitenin de temsilcimiz olsun. Buradan da söylemiş olalım hocam kamera karşısında. Yani eğer biz bilgisayar mühendisi odası hiç okulunuza gelmediyse bize bir mail atın, davet edin. Biz hem sizin sorularınızı cevaplamak için hem bilgisayar mühendisi neyindir, ne iş yapar. Hem de temsilci olmak istiyorsanız. Biz geliriz, anlatırız ve sizlerle bir network'ü CV ayırırız. Nasıl yazılır diye soran arkadaşlar, bakın CV'nize yazacağınız bir şey. Bilgisayar mühendisleri odası, işte X üniversitesi temsilcisiyim yazmak kadar güzel bir şey yoktur. Şimdiden istiyorsanız iletişime geçin. Bunun için ben olsam bunu kaçırmazdım. Büyük bir rekabet sebebi aslında. Aynen, CV'sinde de yazabilir. Bilgisayar mühendisliği 2. sınıfta şu bilgisayar mühendisliği temsilciliği yaptım. Hatta şu an için şöyle bir şey de yapılabilir. Hani önümüzdeki dönemde bir teklifte bulunuruz, bir önerge çıkartırız. Bunu resmede de dökeriz. Dosyalarımızı alınır, saklarız bunu. BMO Genç, hani yarın referans da olabiliriz. Tabii. Referans mektubu da yazarız. Beraber çalıştığınız, beraber organizasyon yaptığınız insanlar. Şöyle düşünün, bilgisayar mühendisi İstanbul Kurdu'nun Fatih Çiftçi'nin altında referans mektubu olduğu, beraber çalışmışız. Bu mezun olduktan sonra en az bir bitirme projesi yapmak kadar önemli. Tabii, çok siz daha belki önemli. Daha iyi bilirsiniz hocam ama hani eleman alırken güven çok önemli. Doğru. Yani adamın yarın işe gelip gelmeyeceğinin garantisi yok çoğu aldığınız adam için. Böyle bir organizasyonun içine girmiş, bunun altından kalkmış bir başarı hikayesi olması çok önemli.